Hasan Bey merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sevgili izleyicilerimize ben sizi biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Hasan Örenay kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? 1996 yılında aracılık sektörüne başladık. Aracılık sektörüne başladıktan sonra bu işi faal hale getirmek için bayağı bir uğraşlar yaptık. 98 yılında Bal Üreticiler Birliği Başkanı olduk. Birlik kurduk burada. Şu an 94 tane üyemiz var. Üyemiz de faal haldeyiz. 5600 koloniye sahip göle kadar. Harika. 20 yıldır da aynı zamanda kurmuş olduğunuz derneğinde başkanlığını yapmaktasınız. Aynen. Ben uzun yıllar bu sektörde olduğumuzu yine değerli izleyicilerimizle paylaşacağım ama özellikle bulunduğumuz yer Düzce'deyiz. Düzce Gölyaka. Gölyaka'dayız ve doğma yerimiz yine bölgemiz sanıyorum. Gölyaka'dayız. Evet, Gölyaka'dayız. Şimdi özellikle ben balın yine kalitesine değineceğim ama biraz içinde bulunduğumuz işletmenizden de söz etmek istiyorum. Evet, bal sektöründe üretici bir işletmecilik yaparken yine birçok sosyal aktivitelerde de bulunan, gerçekten balın insanlar tarafından doğru anlamda tanınması ve bal işletmeciliği yapan arkadaşlarınızın da işleri biraz daha doğru yapabilmesi ve daha fazla insana ulaşabilmesi adına birçok aktivitenin içerisinde oluyorsunuz. Başkanlık dahil olmak üzere fuar çalışmaları, verilen seminerler, bunların tamamına yine değineceğim. Ama biraz çalışma ortamınızdan söz edelim. İçinde bulunduğumuz işletmenin toplam metrekaresi nedir efendim bulunduğumuz yer? 30 metrekare. 30 metrekarelik bir alan içerisinde balınızın yanı sıra yine birçok ürünlerle de hizmet veriyorsunuz. Yöresel ürünlerimiz var. Hı-hı. Akabinde. Hı-hı. Akabinde aktar ürünlerimiz var. Hı-hı. Doğal şifalı ürünlerimiz var. Onlarla insanlara burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Aslında işiniz olan bal üreticiliğini bal pazarlama alanı olarak bir teşhir alanı oluştururken zaman içerisinde gelen talepler doğrultusunda da bunu böyle geliştirdik. Ve son derece de mükemmel bir çalışma yapıyorsunuz. Eczacı gibi diyebileceğimiz değerli izleyicilerimizin de mutlaka saygı gösterebilecekleri ciddi bir işletmecisiniz. Sizleri tekrar tekrar kutlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Ama ben biraz özellikle bala değinmek istiyorum yine izin verirseniz. Şimdi bu sektörde uzun yıllar siz hizmet veren bir işletmecisiniz. Fakat asla yalnız değilsiniz. Evet, organizelerle özellikle sizler gibi çalışan işletmeleri de değerli izleyicilerimize ulaştıran görevleriniz de var ama öncelikle sizin farkınız nedir? Niçin insanlar sizin ürününüzü tercih eder? Efteni balın diğer ballardan özelliği, ayrıcalığı nedir efendim? Efteni bal fabrikasyon olmaması bir artıdır üreticimize. İlk elden üreticimize bunu ulaştırıyoruz. Efteni balda katkı yoktur. Üniversitelerde tahlilini yaptırıyoruz, paketlemesini yaptırıyoruz. Paketleme yaptırdıktan sonra tüketicilerimize sunuyoruz. Yani bunu bir de bizim 1600-1800 rakımlı karucaylamız var. Karucaylası eteklerinde elde ediyoruz. Yani bu balı üretirken de yerleşim yerine uzak olması hasabıyla hem kaliteli bal yiyor insanlar. Daha organik, daha organik adına. Daha doğal. Yani 1800 metre rakımda olan alanda endemik örtüsünün çok fazla olduğu, bitkinin çok fazla olduğu bir alanda bal üretimi yapıyoruz. Bunun balın insandan ve sosyal yaşamdan uzak olması organikliğinin daha doğallığını da ortaya çıkartıyor. Tabii ki balın kalitesi böylece ortaya çıkıyor. Ama en önemlilerinden biri zannediyorum sizin üniversitede yaptırmış olduğunuz tahliller ki balınızın paketlerine kadar bu tahlilin devamı. Aynen. Söz konusu. Bunu çok az işletmede görebiliyoruz. Maalesef bir örnek baldan alınan özellikle bir tahlil sonucunu belki yıllarca aynı balmış gibi kullanan işletmelere çok fazlaca şahit oluruz ya da görüyoruz diyebiliriz. Ben özellikle bize verdiğiniz bu değerli dakikalar ve bilgiler için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Gönül ister ki aslında sizinle uzun uzun konuşalım çünkü siz yılların tecrübesini günümüze, günümüzden de geleceğe aktaran bir işletmeci olarak son derece sorumluluk taşıyan bir işletmecisiniz. Bütün bu çalışmalarınızdan, bugüne kadar yaptığınız çalışmalardan ve bugünkü çalışmalarınızdan dolayı sizi tekrar kutluyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Ve bize ayırdığınız bu dakikalar için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunarak sizlere veda etmek istiyorum. Kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyoruz efendim. Çok teşekkür ederim.